أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا بعد نبي له الصلاة والسلام على شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتبع إلى الهدى أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مؤمن مسلمان Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan yana bir Zulqa'da oylarini 13-chi kunlari mana bu o'tib borayotgan hijriy sananing oxirgi oylari xayrli, barakotli bo'lsin hazlar. Keyingi oy Zulhijja oyi Hijriy sananing yakuniy oyi hisoblanadi. Undan keyin Muharram boshlanadi. Ya'ni yangi yil 1445-yil boshlanadi. Alloh taborak va taolo bu kelayotgan yillarimiz, kelayotgan Zulhijja oylarimiz, ayniqsa Zulhijja oylarida 3ta katta munosabat bor. Bittasi qurbonlikdir. İkincisi hayit namazdır. Üçüncüsü hacilerimiz bütün alemden toplanıp uluğ bir ibadetini, katta bir erkanını ada etişleridir. Braderler, yurtimizden 15 minge yakın hacı gitmekte. 15 minge yakın. 15 minge yakın. Onge kança tıbbiyat hadimleri. Ularga qancha oshpazlar, ularga qancha yo'lboshchilar, ishchi xizmatchilar, ishchi guruh. Alloh taboraka va taolo hamma yurtdoshlarimizni ibodatlarini oson etsin, uni qabul etsin. Ularni yo'lidan, ularni iznidan, ularni izidan sizga bizga Alloh nasib etsin. Yana Allohim hajlarga bormoqni, labbaykalarni aytmoqni Dualarını kılmağını Allah'ım nasip etsin. Muhterem azizler, bugünkü mevzu seferge ait ahkam ve adablar hakkında buladı. Der hakikat, sefer mümin Müslümanın hayatındaki acirelmez bir kısmıdır. Ana şimdi etse doğru böyle. İnsan ömründe bir mette boseyem, iki mette boseyem, üç mette boseyem seferge çıkardı. Hech qayoqqa bormaganman, hech qayoqqa chiqmaganman degan otaxonlarni gaplarini eshitib tursangiz, 2 yil armiyada xizmat qilib kelgan bo'ladi. Safarga chiqmaydigan odam nihoyatda kamlab topiladi. Xo'sh, buni odobi bor ekan, buni o'zini ahkomi bor ekan, suhbat ana shu haqida bo'ladi. Muhtaram azizlar, inson hayoti doim bir mavromda bir joyda kechmaydi. U har xil sabablar bilan uzoq yaqinlarga turli muddatlarga safar qilishga ehtiyoj sezadi. Kitobda aytganki, Hazrati Odam alayhissalot va salomni zurriyotlari qiyomatgacha keladigan zurriyotlari qaysi biri qadamini qaysi joyga bosadi, hammasi yozilgan ekan. Qiyomatgacha keladigan Hazrati Odam alayhissalotu vasallamning zurriyotlarining qadamlari yer yuzini qaysi joyga qaysi paytda bosiladi. O'sha narsa yozilgan ekan. Soat 12 dan 5 daqiqa o'tganda palonchi o'g'li palonchi Saidvoqos jome masjidiga kelib 3-chi qatorda o'tiradi, 2-chi qatorda o'tiradi. Masalan. Haqiqatda musulmon kishi haj va umra ilm talabi rizq islash, yaqin kishisini ziyorat qilish va hokazo safarlarga chiqadi. Bu ehtiyoj bu. Hajga boradi, umraga boradi.
Allah tebarek ve teala bendelerine sayahat kılış onun nimet ve yaratkenlerden ibretlenişke buyurup şunday deydi. Rabbimiz bunu tavsiye kigen eken. Safar kılışımızını tavsiye kigen eken. Haliga ota bu aytardi. İtni peyli egesige malum degenleri dek sizni bizni yaratken Rabbimiz nimeni yaxşı göremiz, nimeden zerik getemiz onu yaxşı bilir. آيات ذا إتادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Sure-i Mülk'ün 15. ayetinde Allah'ım eytedi. O Rabbiniz sizlerine yer, sizler için yerini haksar etip boy sınavçı kılıp koydu. Kardeşler bu yerini trik dedik o. Bu insanga Allah'ım eğer boyun sündürmese bu hiç kimse boy sınmaydı bu. Adam öyle yaptı memnunu. Ağdırt deşeymen, kavlep deşeymen, üf koyemen. Ya braderler. Allah tebarek ve teala bunu bizge boyun sundur birdi. Görmeyiz mi zilzile peyti de. Adam balasını, çıçkan neyini mintenge hükmet edik o. Görmeyiz mi zilzile deki vakiyelerini. Allah tebarek ve teala siz için yerini haksar etip boyun sündürüp koygan zattır. Bas o yerinin her tamamını da sayahat etin. Ticaret ya ki dikkançılık kılıp yürüyün. Ve Allah tebarek ve teala bergen rızkıdan tedavvül etin. Kıyamet günü ise berçe unge kayıtkı uçudur. Ya ki kıyamet günü berçeni kayıtmağı ungedir. Ayrıca ayda ölüp kalsa ne makilerdi, Mars'ta ölüp kalsa ne makilerdi, ne makilerdi? Ahire Rabbimiz aldı ki kayıt gelirdi, ne makilerdi? Mümkün tanesi cismi, uçup yürer pazada, bir dengizlerge çüp yeter, bir muzliklerinin içi de kop yeter. Neme buldu, uçtu gitti mi? Yok. Berçemizin kayıtışımız Allah'ın huzuru gedir. Kızıkça öyle göreyim bunu. Berçeni kayıtışı Allah'ın huzuru gedir. Kuyuda kişi seferi devamıda raya kılış gerek böyledigen bazı adablarını keltiremiz. Yani yendi mümin müslümanlarımız bu hakkıda malumatları bulsun ki seferdeki bazı adablarını ulema keltirmekteler. Birincisi yakşı niyet. Müslüman doğru niyet bilen seferini hem ibadetke eğlendiredi. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ameller, sevabı ya ki günahlar niyetlerge karab boladı degen sözlerge mağfuldur. Hakikatte. Hâlegen hadis eserlerini atsanız birinci şu hadis duradı. Bismillah. İnnemel a'malu bin niyetin likulli imri'in mâ nuvâ. Her ameller niyetine karab. Kişinin haleti niyetine karab. İçideki maksadına karab. Kim neme bugün bulsa niyetine karab bugün. Kim neme topken, neme yokatken bulsa maksadına karab bugün. Seferini hem ibadetine eğlendiriş mümkün eken. Niyet birincisi. İkincisi. Allah tebarek ve teala razı buladigen ve hoş kuradigen işler için sefer kılış. Haramını, harişini, mücellemeslik. Me min haricin yehrucu yani min beytihi illa biyedihi rayetani rayetun biyedihi melekin ve varayetun biyedihi şeytan. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت رايته الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل
تحت رايته الشيطان حتى يرجع الى بيته. Kim uyudan çıksa onun kolunda ikide manevi bayrağı buladı. Kim uyudan çıksa ikide manevi bayrağı buladı. Biri periştenin kolunda, ikincisi şeytanın kolunda buladı. Eğer Allah tebarek ve teala azze ve celle yaşı kuradigen iş üçün çıksa perişte öz bayrağı bilen onge yergeşedi. O ta ki üyge kaytkınışa periştenin bayrağı astıda buladı. Eğer Allah tebarek ve teala'nı gazeplendiredigen iş üçün çıksa onge şeytan öz bayrağını bilen yergeşedi. Ta ki üyge kaytkınışa şeytanlı bayrağı astıda buladı. Şuna hadisler var ki en ülken sabab, en ülken sabab, en ülken ibadet bu ilim eken. İlimini niyet kılıp çıkan adam, ilimini üyden niyet kılıp çıkan adam. Mesela Moskova'da okuyman dedi mi, Hindistan'da okuyman dedi mi, Mısır'da okuyman dedi mi? Ferişteler kanatını yazıp duruşurken, ben de sen beni kanatımdan yür, yerdenmez kanatımdan yür. Allah'ın ilmini alemen, ilim alemen, bilim alemen degen bendege ferişteler kanatını yazıp duruşurken, hatta o üyüge İsa'nın kegülüce ferişteler hepsi himayesi de koşa balışırken. Min efsus, onu eksi tamamını hem var. Bazı insan haramını, harışını, yamanlığını, pisini, pasatını, fahşını niyet kıladı. O şenge yereşe topadı. Braderler, adamın günahı, masiyeti özüge zarar beredigen tamalları buladı. Özü hemmesi bir zarar bulmaydı digen yap yok. Günahını hemmesi zararlık buladı. Lekin hayatıge tasır kıladigen derecede zarar. Bir madde şunaka niyet bilen bir ömürge mayıp mecluh buluşu mümkün. Üçüncüsü, demek birincisi yakşı niyet olsa, ikincisi Allah tebarek ve teala'nın razılığını mücelleb yolge çüş olsa, üçüncüsü, seferge çıkıştan evvel karzlarını uzuş ve amanetlerini egelerge kaytarış. Aynısı hac ibadet keketiyetken, aynısı ibadet keketiyetken, aynısı bir yaşlılığını mücelleb keketiyetken adam karzdarlarını agahlantır. Brother, karzım var idi. İnşallah hac keketiyip ben orını falan falan nersette türüptü. Kayıt kegenimden kegin elbette bunu biremem. Menge ruhsat biresiz mi? Deyip ruhsat soruş gereği bulan. Suni pulini to'lamagan ekan bir 8 yil 9 yil bo'ldi. Hajga ketayotgan paytda samolyotdan tushiriladi. U davlatni so'kayotibdi, suv xo'jaligini. Birodarlar, birinchidan so'ksa la'nat o'ziga qaytadi. Ikkinchidan so'kayotgani u qilayotgan ishi zulm u. Pulni to'lamagan u kishim so'kishni eshitayotgan davlat xodimimi? Ya suvni ichgan-ku, gazni yoqqan-ku, svetni ishlatgan-ku. Uyan karzga kiredi. Safardan aldın onu ada etiş gerek eken. Dörtüncüsü, safar üçün salih yoldaş tenleş. Hadis-i şerifte şunda deyledi. Er-racülü alâ dîni halîlihi fel yanzur ehedukum men yuhalilû. Kişi sevgenini dinide buladı. Bas kimge sevgi kılıyetkeningizge, kimge muhabbet kılıyetkeningizge bakın. Adam haklaseyem, haklamaseyem, özü yakış görgen adamge ergeşip kaladı. Oşanı dini de buladı, oşanı yolu da buladı. Betteki dinden mana yolu da, manası da. Bas oşa sevgen insanınge bir bakın. Yani diyettiler ki,
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. Odamlar yolg'iz yurish haqida men bilgan narsalarni bilganlarida edi birorta otliq kechasi yolg'iz yurmas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari. Insoniyat men bilgan narsani bilib qolsa bir o'zi otda yurmas edi kechqurun yolg'iz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga albatta g'ayb ilmlari bildirilgan. Siz bizni ko'zimiz ko'rmaydigan, ilg'amaydigan, quloqlarimiz eshitmaydigan, aqllarimiz yetmaydigan tomonini Alloh taboraka va taolo payg'ambarimizga ochiq ravshan etgan. Payg'ambarimiz aytibdilarki, men bilganimni bilsa bular yurmasdi, yolg'iz yurmasdi. Yana bir ikkita joylari bor bu yerda Halil to'g'risida. Ba'zi ulamo aytadi, safarga ketayotgan odamni hamrohi, yo'l hamrohi, safarga ketayotgan joydagi holatga qarab bo'lishligini talab etgan. Masalan, musulmon obod joyga borsa-ku hay hay, nomusulmon yurtga borsa-chi musulmon odam qanaqa sherik olib borish kerak? Shunisini eshiting. Birodarlar, o'lim haqiqat bo'lgandan keyin u safardami, hazardami u kutib o'tirmaydi. U tanlamaydi. Keldi, oladi. Demak, yoningizdagi do'stingiz odam yuvishni, qabr kavlashni, janaza o'qib ko'mishni biladigan odam bilan birga yurish kerak ekan. Bizi bu mintaqalar musulmon obod joy. Birov o'lib qolsa yuvib, kafanlab, janoza o'qib ko'mib qo'yishga qodirmiz, alhamdulillah. Boshqa yurtlarda ham shunaqa. Mana Arabiston tomonlarida, bu Afrikaning shimoliy tomonlarida birov o'lib qolsa darrov yuvib, kafanlab, Alloh rozi bo'lsin, janoza o'qib ko'mib qo'yiladi. Lekin bu yoq tomonda bo'lsa-chi, buddaviylar tomonida bo'lsa, sharq tomonida, Xitoy tomonida, Hind tomonida etta kim yuvadi? Etta kim kafanlaydi? Etta kim janoza o'qib kim ko'madi? Buni o'ylab odam safarga chiqish kerak. Yoki shunaqa bir do'stni, shunaqa bir hamrohni topish kerak ekan. Beshinchisi, safarni odoblardan imkon boricha sahar vaqtida safarga otlanish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allahümme barik li ummeti fi bukuriha. Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın duaları ketip koygan eken, Allahüm ummetimnin işlerini irte tamamını, berekesini birgin. Geblerini karen, dualarını korin. Resulullah dua kılı yaptılar ki, meni ummetlerimni işlerige, işlerini evvelgi vaktide irte kılingenige Allahüm berekenini birgin deyip Rasulullohning duolari ketib qolgan ekan. Ota bu aytardi, o'limdan boshqa hamma narsani ertasi yaxshi deb. Ekinni ertaroq eksangiz, ertaroq olasiz. Ertaroq uxlasangiz, ertaroq turasiz. Ertaroq maktabga bersangiz, ertaroq bitiradi. Ertaroq ilm olsangiz, ertaroq bitirasiz. Hamma narsani ertasi yaxshi. Nega ertasi yaxshi? Rasulullohning duolari ketib qolgan ekan. Oltinchisi, safardan avval nafil o'qish. Hadisda zikr qilinishcha kishi ahliga shu ikki rakat namozdan yaxshiroq narsa qoldira olmaydi. Xotin septi ichiga palon so'mni qo'yib qo'yganman, gilamni tagiga tugun so'mni ko'mib qo'yganman. O bu birodarlar, lekin o'sha safarga ketayotganimizdagi ikki rakat namozimizga o'sha seyfda bekitib qo'yganimiz, gilamni ostiga qo'yib qo'yganimiz birortasi yetalmas ekan. Safarga ketayotganimizda ikki rakat bo'lsa ham namozni o'qib qo'yaylik ekan. Mana shu odob ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon bir safarga chiqsalar, masjidlarda ikki rakat o'qib chiqar ekanlar. Qachon shaharga Madinai Munavvaraga kirib kelsalar,
Albatta birinchi masjidga kirib, 2 rakat namoz o'qib, undan keyin xonadonlarga kirar ekanlar. O'shandan buyon ummati islomga safarga chiqayotganida, safardan qaytayotganida 2 rakat namoz o'qmoq nafil bo'lgan ekan. Yettinchisi yo'lga chiqqanda duo qilish. O'z har narsani duosi bor. Ovqat yemoqni duosi, mashinga minishni duosi, masjidga kirmoqni duosi, tahoratdan avvalgi duo, tahoratdan keyingi duo, namozdan avvalgi, namozdan keyingi, safardan oldingi duoni ham qilish kerak ekan. Yo'lda musofirlar yo'lga chiqqanda duo. Bismillah tawakkaltu ala Alloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning nomi bilan Allohga tavakkal etdim. Uning quvvatidan o'zga quvvat yo'q. Uning o'ramidan, uning ma'lumotidan biror narsa chetda emas. Ma'nosiga to'g'ri keladi. Birodarlar, mumkin telefon u bu joyda olmay qolar. Xizmat doirasidan tashqarida deb boradi. Allohimni hamma joyda xizmat doirasi, hamma joyda. Allohimni xizmat doirasidan birorta joy tashqari emas. Podvolni osti ham, tog'ni tepasi ham, bulutni tepasi ham, suvni tagi ham. La havla va la quvvata illa billah aliyil azim. Sakkizinchisi yo'lda musofirlar o'zlariga rahbar tayinlab olishlari. Agar iki kishidan ko'pchilik bo'lsa, agar safarga chiqayotgan musulmonlar ikkidan ko'proq bo'lsa, o'zlariga bitta rahbarni saylab olishlari. Ba'zilar mustahab degan, ba'zilar sunnat degan. Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Uch kishi safarga chiqsa, birlaring boshliq, birlarini boshliq etsin. Uch kishi safarga chiqsa, bittasini boshliq qilib qo'ysin. 9-inchisi ayol kishilar safarga chiqadigan bo'lsa, o'zlari bilan biror mahramni hamroh qilishlari kerak. Zero safar mashaqqatdan xoli bo'lmaydi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundoq deganlar. As-safaru qit'atun min al-azabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safari faly'ajjal ila ahlihi. Safar azobni bir bo'lagidir. Ota bu aytardi. Yo'l azobi, go'r azobi deb. Hadisda kelgan ekan shu mazmun. Safar azobni bir parchasidir. Sizlarni taomdan, ichmoqlikdan, uyqudan to'sadi. Sizlarni birortangiz hojatini bitirsa, o'z ahliga shoshilsin. Safarda murodingiz hosil bo'lgandan keyin, maqsadingiz bitgandan keyin besamar yurish makruh ekan. Besamar degani bemaqsad. Bo'ldi, ishi bitgan. Rasululloh sallam aytayaptilarki, ahlinga shoshilgin, uyinga shoshilgin, xonadoningga shoshilgin. Ishing bitdimi? Orqangga qayt. Hakimlar aytar ekan, baloni ikkita belgisi bor. Bittasi hazil, ikkinchisi bemaqsadlik degan ekan. Baloni odamga balo yo'liqishini ikkita belgisi bor ekan. U hazilkash bo'lar ekan, unga ham teginaverar ekan, bunga ham teginaverar ekan. Ana har xil teshiklarga burnini tiqib qo'yadi, qo'lini tiqadi, qarasa to'k bor, to'kirib o'yladi. Hazil yaxshiga olib bormas ekan. Ikkinchisi bemaqsadlik. Uni romantizm deydi. Romantik u kishi.
Ya braderler, ona kadar şey etmeydi dinimizde. İşin bitti mi? Üyünge kayıt. Maksadın bitti mi? Ailenge kayıt. Bu Resulullah'ın tavsiyeleri yeken. Uşbu hadis şerefini eşitip Ayşe radıyallahu anha anamız eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer hakkında bana şunda demegeller de men sefer bütün içe azap degen bölerdim degenler. Şunun için hem ve bundan başka bu barada bir kança hadis şerifler varlığı sebeplik Hanefi mezhebide ayol kişi mahramsız seferge çıkışı mümkün emez değilgen. Aynısı ayol kişi mehrem bilen, hamrah bilen, özüge yakını bilen barışı şart etilgen eken. Bizde mezhebimizde. Ruhi terbiye ulemaları yukarıdaki adablarga bazı adablarını koşup ularının seferini batini adabları deyip nam bergenler. Ular cümlesine seferde dini diyanetke ziyadelik kiritişini niyet kılış gerek. Dinge ziyan bo'ladigan narsalardan tiyilishi kerak. Nafaqat o'zi, balki ahli ayoli hamda farzandlarini, diyonati hamda ta'lim tarbiyasi esdan chiqmasligi lozim. Xotin bola chaqasi bilan har xil dengizlarni sohiliga boryapti. Domla deydi, borib deydi, xotin bola chaqam bilan boruvdim. Cebir bimanı kiyinipti ayollar. Haligiler bilen uruşup ettim deydi ahmak. Etten emek yiyorsan hatın bari çekeyim bilen. Hatın nabar edin mi? Sahildi boyuyge. Onge yakma gelmiş hatınını. Öyle biraderler. Adam öyle bir işkimeydi mi mumun Müslüman? Çünkü seferden toparadigen faydası uşbu cihetten topgen zararını, urnunu hiç kaçan tüldüre almaydı. Zarurat yüzesinden seferge çıkkanda hem ahli ayol hakkını unutmay tezrak kayıtış çarelerini görüş gerek. Bundan taşkarı bargan şehirlerdeki ulemalar ve Allah'ın dostlarını ziyaret kılışını hem niyet kılış gerek. Kette ustazları eytar eden. Seferde şimdi dünyanın özünü, dünya işlerini niyet kılıp, lakılla barıp geliş mümkün ki. Lekin seferini baştan ayak ibadetke eğlentir varış mümkün degenge şu misalini keltirişerdi. Yani bir seferge çıkıyetken adam oşa seferge bariyetken cahideki ulemanı görüşünü, aziz evliyalarını ziyaret kılışını niyet kılıp olsa, oşa seferge çıkıştan başlayıp ta kayıtıp gününce hemme haletleri. Hatta o gün nefesleri hem ibadetke eğlenip getir iken. Allah'ını dostlarını ziyaret kılışını hem niyet kılış gerek. Ulardan birer adab, ilim ya ki hikmet sözlerini organıp amel kılış maksatke mağfudur. Kendi bir cahaya varıp ulemalarını ziyaret kısanızı bitti hadis eşsiniz bitti. Kanı bir uluğ azizlerini ziyareti yaparsanız, bir ayetli tafsirini dinleseniz, kanı bir azizini ziyareti yaparıp, yakşı bir adab örgenip geseniz, kanı. Hususan yaşlar türlü sebepler bilen çet devletlerine çıkanları da, türlü natoğru mefkure ve gayeler tesirine düşüp kalıştan ihtiyat buluşları lazım. Umrega borgan yaxshi-ku, hajga borgan yaxshi-ku. Allohimni baytini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ravzalarini ko'rganga nima yetsin-u. Lekin bizni yurtdoshlarimiz o'shandoq aziz joydan, o'shandoq ulug' joydan to'g'ri xulosalarini qilib qaytmayotganga o'xshaydilar nazarimda. Ha birodarlar, ahli ilmidan bir kitobidan, bir yaxshi bir odobidan olib kelsak bo'lmaydimi? Har xil ko'rinishdagi holatni qilib kelyapti, betga kelib. Ahli yetgani yo'q, nima uchun bu ishni qilayotganini. Ha desa arablar qilar ekan. Arablar senga din bo'ldimi, birodar?
Arablar ham dinga ergashadi-ku. Sen Arablarga ergashasanmi? Din qolib. Ularni umid bilan safarga yuborib, bag'rilariga qaytishni intiqlik bilan kutayotgan ota-onalarni ko'z oldilaridan ketkazmasliklari kerak. Aytmoqchi. Muhtaram azizlar, ota bilan bolani o'rtasida doimiy ruhiy, jismoniy, ma'naviy bog'liqlikni hosil qilib qo'yish kerak ota, ayniqsa ota bolalari bilan. Buni sharhi gapimizning ma'nosi. Har kuni ota bilan bola bir yelkasini yelkaga bir tekkizib qo'ysa, mehri toblanib turar ekan. Hech farzandingizni quchoqlaganmisiz? Oxirgi marta qachon quchoqlagansiz? Haytda bo'lsa kerak. Yo haftada bir marta juma kuni bir quchoqlashib ko'rishib qo'ysa kerak. Yo. Bir bag'riga bosib yaqin olish kerak ekan. Uzoqlashaversa, uzoqlashaversa farzand degani ham beganaga aylanib ketar ekan. Bir odam ustozlardan maslahat olgani keldi. Dedi. Ustoz dedi. Bolam ajnabiy tillarini yaxshi biladi. Oliy o'quv yurtlarida o'qigan. Bitta o'g'lim bor, o'z ikkita qizim bor. Shu o'g'lim endi dengizni ortiga borib ishlayman, o'sha joyga borib tirikchilik qilib kelaman deydi. Taqsir nima deysiz? Ruxsat berasizmi yo'qmi? Alloh rahmat qilsin, ustoz shunday aytgan edilar. Bolang kerakmi, o'zingga kerakmi, bitta o'g'ilmi? Ha, bitta o'g'il. Shu kerakmi, bitta o'g'ling? Ha. Bag'ringga bosib o'tirib qo'yib yoqqa jo'natma. Yemog'ing, ichmog'ing bo'lsa, hamma narsang badastir bo'lsa, otangni, onangni tashab ketib nima qilding, birodar? Bolangni jo'natib nima qilding, birodar? Bir ilm olgani ketmayotgan bo'lsa, kasb hunar o'rgangani ketmayotgan bo'lsa, faqat mehr uziladi. Bitta xonadonda yashab, otasi bilan qo'l berib ko'rishmaydiganlar bor. Qo'l berib, hech bo'lmasa qo'l berib ko'rishib turish kerak. Otadan mehr o'tib tursin. Uzoqlashsa uzoqlashib ketaveradi. Etkimiz yo'q edi-ku, etmasak bo'lmaydi. Qordomda qo'shdim, 10 yil Amerikada yashab ketdi. Dengiz ortida yashab ketdi. Otasi olamdan o'tib ketdi bu davr ichida. Yolg'iz onasi qolgan edi. Uyda ukasi, ukasining ayoli, bolalari. U ayoli bilan ziyoratga keldi, onasini ko'rgani keldi. 10 yildan oshganda keldi. Ertalab g'aflat bosib 9-10 da turib, yemoqqa bu narsalar bormi? Ona: "Yo'q ha bolam, hali kelinim ishga ketib qolavdilar. Kelib qolsalar narsa qilib beradi. U bu narsa olib kelib berib tursinmi?" O'dag'aylab ko'chaga chiqib ketib, o'zi bilan xotiniga 4 ta tuxum ko'tarib kelibdi, 2 ta o'ziga, 2 ta xotiniga. Onasiga ham olib kelmabdi. Birodarlar, uzoq o'lkalarga ketishni bitta kasofati odamni ma'naviyatiga, odamni e'tiqodiga, odamni dunyo qarashiga salbiy ta'siri bor. To'g'ri, ijobiy ta'sirlari ham ko'p. Texnologiya o'rganadi. Tijoratni yangi uslublari, yangicha uslublarni o'rganadi. Yangicha dunyoga qarashni, ko'rishni o'rganadi. Lekin salbiy tomonini ham ta'sir qilib qolishi mumkin ekan. Buni hisobga olish kerak. Xususan yoshlar turli sabablar bilan chet davlatlarga chiqqanlarida turli noto'g'ri mafkura va g'oyalar ta'siriga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishlari lozim. Kiyim kechagi ham, yurish turishi ham o'zgaradi. G'alati narsalar taqiyaptimi? G'alati maykalar kiyadimi? G'alat ko'rishadimi?
ota-onalarini tashvishga tushirib, ularni qalbiga kiritish noqobil farzandning ishi ekanini unutmasliklari lozim. Ya'ni ota-onalarni tashvishga tushirib, ularni qalbiga azor berish noqobil farzandning ishi ekanligini unutmasliklari lozim. Onam xafa bo'lib qoladi-ku axir. Otam xafa bo'lib qoladi-ku axir. Muhtaram azizlar. Safar masofasi haqida. Shunga aniqlik kiritish kerak. Safar necha kilometr, necha metrdan keyin safarda hisoblanadi inson. O'sha haqida gap ketadi. Jami'us Sagir kitobida aytiladi, tuyaning yurishi yoki piyoda yurishda 3 kechayu 3 kunduz yo'lni qas qilib chiqqan muqim kishi shahar binolaridan o'tib ketsa, uzoqlashsa namozni qasr qilishi lozim va unga roza tutmaslikka ruxsat bo'ladi. Tog'da ham 3 kechayu kunduz yurish e'tiborga olinadi. Agarchi tekislikda bu masofani kamroq vaqtda bosib o'tgan bo'lsa ham. Xulosatul patavo musofirning namozi 22 fasl. Tog'lik zonami boradigan yo'limiz, tekislikmi, vodiymi, vohami? Shu tuyani 3 kecha kunduz o'rta yurishidan kelib chiqqan ekan. Tuyani yurishida o'rtacha yurish, yugurishda emas yoki juda ham sekin yurishda, o'rta yurishda 3 kecha kunduz. Mana bu yerda yozyaptilar. Ulamolarimiz 3 kecha kunduz yo'lni taqriban 90 kilometr masofaga teng deganlar. Hozirgi kunda tezkor ulovlar yoki uchoqlar bilan mazkur masofani qisqa muddatda bosib o'tsa ham shar'iy safar hisoblanadi. 90 kilometr degani nima u? Yarim soatda yurib qo'yadi-ku uni. Samolyotlar, katta uchoqlar. Oddiy mashin 1 soatda yuradi-ku, 1 soatda o'tib ketadi 90 kilometr. O qancha tezlikda o'tishdamas ekan. O'sha safarni masofasi bo'ldimi? U samolyotda boradimi? Yoki mashinada boradimi? Hachirda boradimi, eshakda boradimi, otda boradimi, farqi yo'q. U safarda hisoblanar ekan. Vassalom. 90 kilometr. 72 kilometr deganlar bor. 86 kilometr deganlar bor. 94 kilometr deganlar bor. O'rtacha bizning mazhabimizda 90 kilometr deb qabul qilingan ekan. Patavo shungadir. Yana muhim nuqta shuki, mazkur masofani qasd qilib yo'lga chiqqan kishi borib tushgan manzilida 14 kun va undan kam yashasa u musofir bo'lib namozlarini qasr qiladi va boshqa ruxsatlardan foydalanadi. 14 kungacha o'sha joyda muqim yashasa 14 kun. Ana shu 14 kungacha yashagan mobaynida namozini qasr o'qiydi. Masalan emas, aniq namozini qasr o'qiydi. Meni vaqtim bor. Mana gasinchalar, bemalol mehmonxonalar, tahoratlar, issiq suv, sovuq suv muhayyo. Vaqtim bor, o'qiveraman domla. Men bilan kimning ishi bor? Mumkin emas, birodarlar. Vaqtingiz bo'lsa ham mumkin emas. Safarga chiqqanda namozni qasri Allohning ruxsatidir. Uni qabul qilmaslik gunohdir. Sabab shu. Yo'q, kerak emas, Robbim, seni bergan menga ruxsating, osonchiliging menga kerak emas deganga o'xshab qolar ekan. Bu yomon narsa ekan. Qasr dedimi, qasr o'qishimiz kerak ekan. Agar borgan joyida 15 kun va undan ko'p tursa, u muqim hisoblanib, ruxsatlardan foydalana olmaydi. Ana gap shetda. Agar 14 kundan ko'p tursa, 15 kun, 16 kun, 17 kun tursa, endi oddiy odamlarga o'xshab qolar ekan hukmi. 5 vaqt namozni xuddi siz bizga o'xshab o'qir ekan, ro'zani tutar ekan.
Çet ellerge türlik maksatlar bilen borgan ve o yerde 15 günden artık belki yıllar devamında yaşaydıgan kişiler özlerini misafir deyip ataseler de mukum hükmüde bölediler. Ana gapatta. Ruhsatlardan paydalanan olmaydılar. Dinimizde sefer meşakkatleri itibarga alınıp bir kança meselelerde yengillik verilgen. Allah tebarek ve teala Kur'an'ı da şundak degen. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yuridullahu en yukhaffife ankum ve hulikal insanu da'ife. Allah tebarek ve teala sizlerge şeriat ahkamlarını yengilletişini hahleydi. Eğer insan zayıf yaratılgende yengilletişini hahleydi. Rabbime dedi ki insanga Allah tebarek ve teala dinini yengil buluşunu hahleydi. Nega ona kanı hahleydi? Çünkü insan zayıf yaratılgende ertelep namaz geyem hulap kala uğradı. Kuldan kemeyen kala uğradı. Braderler, insanlı zayıf ekenler ki hısapka alıngan eken. Seferdeki ruhsatlar kuydakiler. Birincisi, namazlarını kasır kılıç. İkincisi, iktida ve imamlık meselesi. Musafir mukumge 4 rekatlik namazda iktida kılsa, 4 rekatını toluk okuydu. Ama mukum musafirge iktida kısa, musafir kişi imam bosa, iktida kılıçiler musafirinin musafirligini bildirip koyuş gerek. O'zimizda ham ko'p bo'ladi. Bu joylarga borib qolsak, siz o'ting, siz o'ting. Birodarlar, biz musofirmiz desak ham siz o'ting, siz o'ting. Keyin musofirlar o'qiydigan qasr namozini o'qib bersak tushunmay yotadi. Nima qildingiz, domla? O'zi ibodatni endi boshlagan ular. Domla, yanishib ketdingizmi? Yo'q, safarda shunaqa o'qiladi. Unda biz nima qilaylik? Turib endi 2 rakatini o'qishingiz kerak edi. Shuning uchun birodarlar, dinimizde, bizni mezhebimizde ilacı barıca imamlikke mukum adam ötkizilirdi. Kogeller düşünme uçurik kep çıkmasligi üçün. Üçüncüsü kaza namazlar. Musafir musafirlikte kaza bölgen namazlarını gerçi mukum bölgeniden keyin bolsa hem kasır kılıp okuydu. Musafir, musafirlikdagi qazo bo'lgan namozlarni garchi muqim bo'lgandan keyin ham qasr qilib o'qiydi. Masalan, safarga chiqqanida peshinni o'qimay qoldi. O'qalmay qoldi, imkoni bo'lmay qoldi, shunaqa sharoit bo'lib qoldi. Qaytib kelganda qanaqa qiladi? Xuddi o'sha musafir yurganida peshinni farz namozini 2 rakatini o'zini o'qib qo'yarmidi? Muqumga kelganda ham o'zini vataniga qaytganda ham xuddi shu tartibda o'qib qo'yadi. To'rtinchisi mashq tortish. Musofir mashqiga mashqni 3 kecha kunduz mashq tortishi mumkin. Muqum kecha 1 kecha kunduz mashq tortadi. U hamma eshitgan buni. Muqim odamni mahs tortib tahorat olsa, demak bir sotkaga yetadi. Safardagi odam mahs tortsa 3 sotkaga yetadi. Vassalom. Ey birodarlar, mana shunaqangi masalalarni yo'q, bu 2 sotkaga yetadi. Yo'q, 1 sotkaga yetadi. Yo'q, mahsmi? Mana shu narsalarni ko'paytirmaslik kerak. 3 sotka dedimi, 3 kecha kunduz dedimi, bo'ldi, to'xtating bu gapni. Kovlavurmang, qiyinlashtirasiz, chalkashtirasiz. Eng yomoni, urushga, fitnaga sabab bo'lib qolishingiz mumkin. Beshinchisi, musofir kishiga roza tutish farz emas. Oltinchisi, musofirga juma namozi farz emas. Yettinchisi, musofirlarga id namozlari ham vojib bo'lmaydi. 8-sinchisi musofirga qurbonlik vojib bo'lmaydi. Mana shu joyga kelganda
Mavzuga muhtasar etemiz. Allah'ım avala seferde yürgen müminlerini, müminatlarını panahinde esregin. Oşa seferge elbette tirikçilik niyeti de çıkışkendir. Elbette ilim niyeti de çıkışkendir. Ya bir zarureti bir türmüş yüzesinden bir hayat yüzesinden çıkışkendir. Allah-u Tebarek ve Teala ihsan amallik bilen vetellerge mukum bulup kayıtışlarını Allah'ım nasip etkin. Kanca adam seferine niyet kıptırdı. 15 minge yakın adama 15 min Allah-u Tebarek ve Teala uluğ ibadetini niyet kıptırgen 15 min Uzbekistanlık hacilerimizini bu mintakamızdan ketiyetken bütün dünyadan toplanıp İbadet için musafir bölgetken mu'minu mu'minatlarını panahinde esrap koygun. Esalamallik bilen vatallerge yetip barışsın. Allah'ım seferde mi, hazarda mi, bu toluk okuyumuz mu, kıska okuyumuz mu, onu uzun kabul kıygın. Allah'ım ilaha berçemizi panahinde esregin. İnşallah yine örnek egende bu kebi mevzularge kaçışını, hareketini kılamız. Yine birkaç ilanlarımız var.